bilirdim. Ameliyat olmazsa. Evet. Tamam dedin abla. Evet. Dört damarda daralma var. Her iki ameliyatta da olsa da olmasa da risk. Evet. İlk doğduğu zaman doktorumuz geldi. Yani doktor normal muayeneye geldi. Kustu Elif o zaman. Kustuğu zaman fark etti doktor. Ondan sonra bir hafta yoğun bakımda kaldı doğunca. Anjiyo oldu. Anjiyosunda damarların darlığı daha net ortaya çıktı. Ultrasonda 3 darlık gözüküyordu. 4 çıktı. Kapağındaki rahatsızlığı çıktı. Yani şu anda işte Ankara'ya gidip ameliyatını yaptırmamız gerekiyor ama maddiyatsızlık işte sıkıyor yani. Yani bu her an hiç ummadığımız bir yerde düşüp ölebilir. Kalp yetmezliğine yol açar. Sık sık bayılmaları olur, morarmaları olur. Yani şu anda belirtileri yok ama tırnak uçlarında, dudaklarında, dilinde morarmaları başlayacak dedi. Akciğerlerindeki kılcal damarları şu anda gelişmemiş. Gelişmediği için de doktor kanamayı kaldıramayabilir diyor. Doktor ikna edici konuştuğu için ben ameliyat olmasına karar verdim. Yani keşke yaptırsaydım. Belki çocuğum yaşayacaktı demektense yani bunu dememem için ikna ettiler beni. Hı hı. Ben de olmasına karar verdim yani. Yine de hayat tehlikesi var. Var ama işte belki de kurtulacaktı. Evet, Ankara'da kalabileceğim bir yer istiyorum ben. Çocuğumun orada kaldığı sürece ben de orada kalabilecek bir yer istiyorum. Yaşasın istiyorum. Hangi anne çocuğu ölsün ister ki? Hı hı. Yani gerekli yerlere başvurdum ama daha kimseden bir ses çıkmadı. Bilemiyorum ki orada ne olur ne olmaz. Yani hiç bilmediğim bir yer. Hı hı. Ben günlerce hep ağladım çocuğum için. Hı hı. Yok ağlamıyorum. Ağlamıyorum. Artık Elif'in karşısında ağlamak istemiyorum çünkü o da etkileniyor. Yani kızım var 19 yaşında şu anda çalışıyor, üniversite okuyacak çocuk. Hı hı. O destek oluyor biraz bana. O izinli olduğu zaman, evde olduğu zaman ben ev temizliklerine gidiyorum. Komşularım destek çıkıyor. Öyle geçiniyoruz işte 2 ay.